Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. Günaydın sevgili izleyenler, mutlu sabahlar. Takvim yaprakları 15 Ekim'e saatler 8.30'u gösterirken Ekran Gazetesi ile bu sabah da karşınızdayız. Yaklaşık 2,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız bugün de. Güzel bir gün olsun, güzel haberleri sizlere ulaştıralım temennisiyle başlayalım. Şimdi ben ilk olarak paylaşımlarımı gerçekleştireceğim. Sizler de bu süreçte bizlere mesajlarınızla destek verebilir. Orada Altaş TV Facebook sayfamızdan bizlere yazabilirsiniz. Bugün peki neler yapıp neler konuşacağız, şöyle bir yayın akışımıza göz atalım birlikte. Bugün ilk bölümde ulusal gazetelerle başlayacağız. Bugün bir değişiklik yaparak ulusal gazeteyi gündemimize alacağız ilk etapta. Ardından yerel gazete turumuzla devam edeceğiz ikinci bölümde. Gazete turlarımızın ardından haber merkezinden Nesrin Korkmaz bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle Ordu gündemini, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Bugün konuk bölümümüzde ise Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mehmet Ender Sönmez bizlerle birlikte olacak. Özellikle yeni vergi düzenlemeleriyle ilgili konuşacağız. Yeni paketlerde neler var, katılım payları aynı şekilde. Şimdi artık yılın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Asgari ücret gündemde, beklentiler neler? İlerleyen dönemde işçi ve işveren tarafı masaya oturacak. Devlet yetkilileri de burada olacak. Peki şu anda asgari ücret beklentileri kamuoyunda neler? Bunları değerlendireceğiz. Kaç olması gerekiyor aslında, bunu konuşacağız. Bir yandan işsizlik verilerine bakacağız. Yine Muhasebeciler Odası'nda etkinlikleri, faaliyetleri gündemimizde olacak. Ekonomiyi konuşacağız diyebiliriz bugün de. Konu özelinde sizler de merak ettiklerinizi bizlere sorularınız aracılığıyla da yazabilirsiniz diyelim. Şimdi tabii ulusal gazete turumuza geçmeden önce arkadaşlarımızın çekmiş olduğu görüntüyle devam edelim istiyorum. Bu kez görüntü kameraman Zekeriya Bal'dan. Öncelikle kendisine teşekkür ediyoruz. Şöyle bir baktığımızda kendisi Mostar Köprüsü'ndeyken çekmiş bu görüntü. Cıvıl Irmağı karşımızda. Tabii hava biraz bugün bulutlu, hafif böyle yer yer yağışlı seyrediyor. Artık sonbahar aylarına tamamıyla geçiş yapmış bulunuyoruz. Bir yandan tabii çok ileri yerlerde şöyle baktığımızda trafik akışının daha yoğun olduğunu görebiliyoruz ana caddeye doğru. Ara köprülerde biraz daha trafik yoğunluğu az. Vatandaşların geçişlerini görebiliyoruz. Kimisi okuluna yetişiyor, kimisi işine yetişiyor. Yani sabah yine herkes uyandı, Ordu uyandı, günaydın diyelim. Peki hava bugün nasıl seyredecek? Şöyle bir derecelere de bakalım istiyorum ben. Dereceler kaç dereceye kadar düşecek? 19 ilçede de yağış olacak mı? Hava durumu ekranlara gelsin. Salı günü Ordu'da hava tahmini ve en yüksek sıcaklıklar şu şekilde. Akkuş sağanak yağışlı 14 derece, Altınordu sağanak yağışlı 21 derece, Aybastı sağanak yağışlı 16 derece, Çamaş sağanak yağışlı 17 derece, Çambaşı Yaylası sağanak yağışlı 12 derece, Çatalpınar sağanak yağışlı 19 derece, Çaybaşı sağanak yağışlı 18 derece, Fas'ta sağanak yağışlı 21 derece, Gölköy sağanak yağışlı 16 derece, Gülyalı sağanak yağışlı 19 derece, Gürgentepe sağanak yağışlı 14 derece, İkizce sağanak yağışlı 17 derece, Kabadüs sağanak yağışlı 16 derece, Kabatay sağanak yağışlı 20 derece, Korgan sağanak yağışlı 14 derece, Kumru sağanak yağışı 17 derece, Mesudiye sağanak yağışı 20 derece, Perşembe sağanak yağışı 21 derece, Ulubey sağanak yağışı 17 derece, Ünye sağanak yağışı 20 derece. Müzik.
Hava durumunu izledik. Artık 20 derecelerin altında sıcaklığı görebiliyoruz. 19 ilçede de durum bu yönde. Yağışlı hava etkili olacak. Özellikle dışarı çıkarken şemsiyenizi yanınıza almaktan kesinlikle imtina etmeyin. Şemsiyeniz yanınızda bulunsun. Biraz da artık kalın giyinmeye, belki trikolara, kazaklara dönmeye başlayabiliriz. Dikkatli giymekte fayda var hastalık havaları. O yüzden lütfen böyle grip olmadan, soğuk algınlığı yaşamadan bu sonbahar aylarını geçirelim ve kış ayına girelim diye temenni ediyorum ben de. Şimdi artık yavaş yavaş ulusal gazete turumuza geçelim. Önce şöyle bir manşetlere göz atalım. Manşetlerde hangi haberler yer almış? Akşam gazetesine baktığımızda çetenin boynu büküldü ifadesi yer alıyor. İstanbul'da bir hastane çetesine ilişkin haber Akşam gazetesinin manşetinde. Türkiye'ye baktığımızda koskoca örgüt İsrail karşısında çaresiz kaldı. Birleşmiş Milletler'in beyin ölümü ifadesi yer alıyor. İsrail'in durdurak bilmeden saldırılarına devam etmesi ve Birleşmiş Milletler'in buna sessiz ve seyirci kalması beyin ölümünün gerçekleştiği ifadesiyle karşımıza çıktı. Yeni Şafak'a baktığımızda ise demir kubbe delik deşik ifadesi yer alıyor. Biliyorsunuz ki İsrail'in en güvendiği hava koruma kalkanı demir kubbe şimdi artık saldırılarla delik deşik olduğu ile ilgili de Yeni Şafak gazetesinin manşetinde haberimiz var. Şimdi Akşam gazetesiyle ve ilk haberimizle ulusal gündemimize başlayalım. Uzatılan elin istismarına müsaade etmeyiz. Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası yumuşama iklimiyle ilgili net mesajlar verdi. Sınırlarımızın hemen ötesinde her gün yeni bir çatışma patlak verirken, siyaset kurumunun eski alışkanlıklarla yoluna devam etmesi mümkün değildir. Siyasette diyaloğu artırmamız elzemdir dedi. Bir diğer ifadesine baktığımızda yumuşama iklimi provokasyonlara göz yumacağımız anlamına gelmiyor. Uzatılan elin istismar edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Teröre asla taviz vermeyiz. Mücadele irademiz tamdır dedi. Uzatılan elden kasıt hatırlayacak olursanız Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli DEM Partisi'ne gidip mecliste onlarla tokalaşmıştı. Hatta bunun ardından tartışmalara yol açmıştı. İlk destek de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Özellikle şu anda İsrail saldırılarına devam ederken işte hedefte acaba Türkiye mi var soru işaretini korurken özellikle kendi içimizdeki siyasette yumuşama ikliminin önemli olduğu vurgulanmıştı. Hatta Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu bu tokalaşma eylemini de desteklemişti Sayın Erdoğan. Ama bunun ardından da tabii ki özellikle DEM Parti içerisinde soruşturmalar kapsamlı bazı il başkanları, yine belediye başkanları soruşturma kapsamına dahil edildi. Bununla ilgili de şu ifadeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mesajı aslında vermiş oldu. Biz evet elimizi uzattık, bir yumuşama ikliminden bahsediyoruz siyasette ama yine de provokasyonlara da müsaade etmeyeceğiz. Terörle yan yana adı anılan kişileri de karşımıza kim olursa olsun cezalandıracağız ifadesini kullandı. Yumuşama iklimi derken yine de Türkiye çatısı altında o milli benlikle hareket edenler için özellikle iklim olarak da yumuşama iklimine girdiklerini söyledi siyasette. Bunun da mesajını bu şekilde verdi. Şimdi bir sonraki haberle devam edelim. Çetenin boynu büküldü. İstanbul'da hastane çetesini soruşturan savcıyı makamında ölümle tehdit edenler ters kelepçeyle adliyeye sevk edildi. Beşi tutuklandı. Şöyle bir detayına bakacak olursak haberimizin 8 kişi gözaltına alınmıştı ifadesi yer alıyor. Yeni doğan bebekleri gereksiz yere yoğun bakıma sevk edip devleti zarara uğratan bazılarının da ölümüne neden olan çeteyi soruşturan Cumhuriyet Savcısı Y.E.'yi tehdit eden Mustafa Kemal Z ve 7 zanlı dün adliyeye çıkarıldı. Biliyorsunuz ki savcı ölümle tehdit etmişlerdi. Bunun ardından tabii ki emniyet ekipleri harekete geçti. Şimdi tetikçiye 100 bin dolar ifadesi yer alıyor. Ters kelepçeli ve boyunlarına bastırılarak adaletin karşısına çıkarılan çete üyelerinden 5'i tutuklandı. Çetenin savcıya suikast için tuttuğu tetikçi itirafçı olduğu 100 bin dolar teklif ettiler. Saldırı için de motosiklet ayarlayacaklardı dedi. Türkiye Cumhuriyeti savcısını öldürmeye teşebbüs ettiler.
Bu sebeple de şimdi 8 kişi gözaltına alınmıştı. 5'i tutuklandı ve ters kelepçeyle adliyeye götürülmüşlerdi. Bu da haberin detaylarından bir tanesi. Baktığımızda tetikçiye hem bir motosiklet hem de 100 bin dolar teklif edilmiş savcıyı öldürmeleri için. Ama tabii ki yapmış oldukları bu eylem yarıda kaldı çok şükür ki. Şimdi 5'i de tutuklandı. Yine soruşturma devam ediyor bu kapsamda. Şimdi bir yorum gelmiş, yorumla devam edelim. Hasan, yalan eller kırılsın, Allah'ım görüyor demiş. Evet, bu konuyla ilgili de yine sanıyorum ki bu haberle ilgili yazılmış ya da biraz önce İsrail'le ilgili değerlendirmemiz olmuştu. Ya onunla ya bu konuyla ilgili yazdı. Bu şekilde teşekkür ediyoruz kendisine de mesajından dolayı. Şimdi bir sonraki haberle devam edelim gündemimize. Narin'le ilgili önemli verilere ulaşıldı. Bakan Tunç, Diyarbakır'da katledilen Narin Güran'la ilgili hangi evin içerisinde kimlerin birlikte olduğunu, kimlerin kimlerle konuştuğu yönünde çok önemli verilere ulaşıldı dedi. Bir iddianame hazırlandı konuyla ilgili. Şöyle detayını sizlerle paylaşayım. İddianamede yer alan konu kendi evi içerisinde öldürüldüğü ve öldürüldüğü dakikalar içerisinde de evin içerisinde annenin, amcanın, abisinin ve Narin'i yok etmeye çalışan itirafçının olduğu bu iddianamede yer aldı. Tabii iddianamenin ardından netlik kazanacak. Bu artık savcılığa sunulmuş olacak bu iddianame. Sonucunda da Narin'i kimin katlettiği, neden katlettiği de ortaya çıkacak. Bu önemli bilgilere de ulaşıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bunun bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Şimdi haberliğine devam edelim. İki yıldan az ceza alanda hapse girecek. Aslında en önemli adımlardan bir tanesi oldu. Son dönemlerde kadın cinayetini çok konuşuyoruz. Çocuk cinayetleri az önce Narin'de okuduk biliyorsunuz ki. Yine geçtiğimiz günlerde Sıla bebek çocuk istismarı dolayısıyla hayatını kaybetmişti. Bir aylık yaşam mücadelesini kaybetmişti hastanedeki. Tabii bunlarla ilgili artık bir caydırıcı ceza gelmesi gerektiği yine gündeme gelmişti. Şimdi bununla ilgili yargı reformunda neler var detayına bakalım. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yargı reformu strateji belgesiyle öngörülen yeni düzenlemeleri anlattı. Cezasızlık algısını ortadan kaldıracağız. 2 yılın altında ceza alan 1 yıl koşullu salıverme, 1 yılda denetimli serbestlikten yararlandığında cezaevinde hiç yatmıyor dedi. Artık bunun önüne geçilecek. Bu 1 yıllık denetimli serbestlik süresinden yararlanabilmek için kişinin ne kadar cezaevinde kalacağına yönelik alternatifli düzenlememizi, taslağımızı sunduk ifadesini kullandı. Evet, özellikle bu konuyla ilgili yargı reformu devam ediyor. Tabii ki beklentiler var, halkın arasında konuşulanlar var. Özellikle idamın gelmesi talep ediliyor halk tarafından, vatandaşlar tarafından, özellikle kadın ve çocuk cinayetlerine ilişkin. Bir yandan da özellikle yine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kimyasal hadımı gündeme getirmişti. Bu da onlardan bir tanesiydi. Bunlarla ilgili tabii beklentiler var ama özellikle işte bazen okuyoruz. Geçtiğimiz haftalarda da polisimizi şehit etmişti. 20 tane suçtan kaydı var, sabıka kaydı var ya da 20'den fazla mesela. Pek çok suç kaydı olan kişilerin dışarıda elini kolunu sallayarak gezebilmesi bizler için büyük tehlike oluşturuyordu, tehdit oluşturuyordu. Hatta bunu dönem dönem de gördük işte cana kıydıklarında, polisimizi şehit ettiklerinde. Bununla ilgili de 2 yıldan az ceza da alsa artık hapse gireceğiyle ilgili de bilgi verdi Bakan Yılmaz Tunç. Dileriz ki bir an önce bu konuyla ilgili ciddi adımlar atılır ve bunun da önüne geçilmiş olur diyelim. Şimdi bir yorum gelmiş, yorumla devam edelim. Dursun Korkmaz yazmış, soğuk ve yağışlı Gürgentepe Muratçık mahallemizden hayırlı sabahlar, kolaylıklar, selamlar Büşra hemşerim demiş. Teşekkür ediyoruz, günaydın. Sizlere de sevgi ve selamlar. Milli takımımızı başarılarından dolayı teşekkür ederim ve devamını dilerim demiş. Evet, milli takımımız dün İzlanda karşısında bir galibiyet aldı. İlk kez deplasmanda İzlanda karşısında almış olduğu bir galibiyetti. Özellikle tabii ki milli futbolcularımızın başarısı,
onların azmiyle bu başarıyı aldık. 4-2 yenmiş olduk. Bizler de tabii ki Türk milli takımımızı kutluyoruz. Türkiye'nin oynamış olduğu her maçta, bu sadece futbol değil, voleybol, basketbol fark etmiyor. Onların her birinde de arkasındayız, destekçisiyiz. İnşallah nice başarılarını da birlikte okumak, görmek, izlemek nasip olur diyelim. Şimdi haberliğine devam edelim gündemimize. Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Koskoca örgüt İsrail karşısında çaresiz kaldığı Birleşmiş Milletler'in beyin ölümü. Sınır tanımayan İsrail 193 üyeli Birleşmiş Milletler'i rezil kepaze etti. Kendini bile koruyamayan örgüt ölüm istatistiği kurumuna dönüştü. Şöyle detayına bakacak olursak başlık başlık ilerleyelim sizlerle birlikte. Sadece kınadılar, dünya barışını tesis için kurulan Birleşmiş Milletler Gazze'de bütün güvenini ve ciddiyetini sıfırladı. İsrail Birleşmiş Milletler binalarını vurdu, 150'ye yakın Birleşmiş Milletler çalışanını öldürdü. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ülkeye giriş yasağı koydu. Son olarak Lübnan'daki Birleşmiş Milletler barış gücü tesislerini tanklarla bastı, dünya kınamakla yetindi. Aslında şu son cümle gerçekten özetler nitelikte şu son bir yılımızı. Biliyorsunuz ki Gazze'ye girişinin üzerinden tam bir yıl geçti. Bir yılın artık ikinci yılına doğru ilerliyoruz. Günler geçiyor. Hala da bombardımana devam ediyor. Birazdan Yeni Şafak gazetesinde Gazze'deki son duruma da bakacağız. İkinci başlığa baktığımızda ise barış şemsiyesi yok ifadesi yer alıyor. Rezaleti değerlendiren Milletler Arası Hukuk Uzmanı Doçent Doktor Hakan Erkiner, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kendi barış gücüne sahip çıkmaktan bile aciz. İsrail Birleşmiş Milletler'in bütün yaldızlarını döktü. Birleşmiş Milletler'in bir hayal örgütü olduğu, ayakta duramadığı görüldü. Barış veya güvenlik şemsiyesi diye bir şey yok dedi. Bakın 193 üyeli bir Birleşmiş Milletler Kurumu'ndan bahsediyoruz. Ancak İsrail'in bir yıldır yaptıklarına kör, sağır, duymuyor ve görmüyor. Evet, maalesef ki. Şimdi 193 üyeden bahsediyoruz. Kimi zaman kınama metinleri, mesajları yayımlanıyor ama bu yeterli değil. Hatta son olarak 79. Genel Kurulu'nda Birleşmiş Milletler'in Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha çağrıda bulunmuştu. İnsanlık ittifakı altında buluşalım demişti. Ancak baktığımızda, sonuca baktığımızda aslında böyle bir ittifakın asla sağlanamadığını Birleşmiş Milletler'in hukukçumuzun da söylediği gibi o yıldızlarının döküldüğünü görebiliyoruz. Maalesef ki son durum bu şekilde. Şimdi tabii birazdan Lübnan ve Gazze'deki son duruma da bakacağız ama bir yorum gelmiş, onunla devam edelim. Mehmet Akgül günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Annem baban demiş günaydın diyelim. Güzel bir gün olsun. Şimdi haberliğine devam edelim gündemimize. Hükümet tepkileri dikkate aldı. Kartta vergi limiti artabilir. 100 bin lira ve üstünde limiti bulunan kredi kartlarından tahsil edilecek savunma katılım payı yeniden değerlendirilecek. Biliyorsunuz ki kredi kartının limiti 100 bin lira ve üstü olanlardan yıllık 750 lira gibi bir katılım payı kesilecekti savunma sanayimize. Bununla ilgili yeni gelişme. AK Parti kaynakları Türkiye'de 126 milyon 450 bin adet kredi kartı var. Bunların 17,5 milyonunun limiti 100 bin ve üstü. Yıllık 13 milyar lira civarında bir kaynak bekleniyor. Savunma sanayimizin harcamaları çok ciddi ve külfetli, kaynak lazım. Ama tepkileri de görüyoruz. Belki yeni bir değerlendirme yapılabilir bilgisini verdi. Belki limitte yükselmeye gidilebilir. Yüzeyde 150-200 olabilir belki bu limit. Hükümette bu konuyla ilgili tepkiler geldi. Kimisi evet seve seve bu katılım payını ödeyeceğini, savunma sanayinin gelişmesine adına savunma sanayi için ödeyeceğini söyledi. Kimisi de eleştiri yağmuruna tuttu hükümet temsilcilerini. Bununla ilgili de hükümetin yeni tabii ki reformu olabilir diyelim. Bunun da mesajını vermiş olalım. Şimdi çok vaktimiz kalmadı, haberlerle devam edelim istiyorum. Bir sonraki haber ekranlara gelsin şimdi. Çöl göl oldu. İklim değişikliğiyle göller kuruyup çöle dönerken Fas'ta tam tersi oldu. 20 kişinin hayatını kaybettiği aşırı yağışlarla birlikte ülkenin en sıcak çölü Sahra'nın en kurak bölgelerine bile su ulaştı. Çekilip yok olan
Göl 50 yıl sonra canlandı. Görebiliyorsunuz fotoğrafta da artık göle dönüşmüş bir hal var. Kıyamet alameti midir bilemiyoruz. İklim değişikliğinin etkisi gerçekten derinden hissedilir oldu. Artık çöllerin bile göle döndüğünü, ciddi yağışların belki de bir yıl içerisinde alması gereken yağışların birkaç gün içerisinde düştüğünü görebiliyoruz. Tabii bunu Karadeniz'de de görüyoruz, yağışların çok arttığını, özellikle sel afetlerine dönüştüğünü görebiliyoruz yağışların, ama çölde durumun bu kadar vahim olması iklim değişikliğinin etkisini bangır bangır bize gösteriyor diyebiliriz. Şimdi yine haberle devam edelim. Son gazetemize Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. Demir kubbe delik deşik. Şöyle detayına bakacak olursak haberimizin, İsrail'in çok güvendiği ve saldırganlığının da bir nedeni sayılan hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi İran'dan sonra Hizbullah da deldi. Hizbullah'ın önceki akşam Hayfa'ya gönderdiği İHA savunma sistemini kolayca aşarak İsrail'in elit birliği olan Golani Tugayı'nda patladı. En az 4 asker öldü, 67 asker yaralandı. İşgal etmeye çalıştığı Lübnan'da henüz ilerleyemeyen İsrail gelen bu saldırıyla şokta. İki ana başlık altında incelenmiş, katliamlarla anılan Tugay denilmiş, yardıma yine ABD koşuyor diye bir ikinci başlık var. Detayına baktığımızda ise ilk belirlemeye göre Hizbullah patlayıcı yüklü iki İHA gönderdi. İsrail birini Hayfa'nın kuzeyine düşürdü. İkincisi ise alçak irtifaya geçip radarda izini kaybettirdi. Sirenlerde çalmayınca üste yemekhanede bulunan askerler sığınaklara kaçmadı. 1948'de kurulan Golani Tugay'ın adı 10 yıllardır birçok katliamla anılıyor. Yardıma yine ABD koşuyor. İsrail'in demir kubbesi İran'ın 1 Ekim'de 200'den fazla balistik füzeyle yaptığı saldırıyı da önleyememişti. Onlarca füze iki askeri üs ve yerleşim yerlerine düşmüştü. Bu nedenle ABD füze desteğine rağmen zaafa düşen İsrail'e dün gelişmiş hava savunma sistemi, taht bataryası ve sistemi çalıştıracak 100 personel gönderdi. Arkadaşlar rica ediyorum, bir sonraki haber Gazze'deki son durum olacak. Onu da şöyle ekranlara getirelim. Baktığımızda İsrail'in şu anda Lübnan'da özellikle başkent Beyrut'ta saldırılara devam ettiğini görebiliyoruz. Karşılık da veriyor. Bir yandan Hizbullah üyeleri de bu aşılamaz denilen ve özellikle İsrail'in çok güvendiği hava savunma sistemi olan Demir Kubbe'yi de aştı. Burada hem askerleri hayatını kaybetti, yaralılar da var. Bir yandan da İsrail'in Gazze'deki saldırısı da devam ediyor, sürüyor. Şöyle bir baktığımızda yeni bir Nazi holokostu diri diri yaktılar. İsrail katliamlardan kaçarak Aksa Şehitleri Hastanesi'ne sığınan Filistinlerin kurduğu çadırları bombaladı. Çıkan yangında biri kadın, biri çocuk, 4 kişi feci şekilde yanarak can verdi, 40 kişi ise yaralandı. Haberin detayına bakacak olursak, şöyle detayını da ekranlara getirelim arkadaşlar. "45 dakika süren yangında insanlar çığlık çığlığa kaçışırken 30 çadır kül oldu. Can verenlerse tanınmayacak haldeydi. Hamas siyasi büro üyesi İzzet Erişk çadırdaki katliamı yeni bir Nazi holokostu olarak nitelendirdi. Okulda katliam. Gazze'deki bir diğer katliam, Nusayrat mülteci kampında yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Mufti okulunda gerçekleşti. İsrail'in saldırısında en az 22 kişi hayatını kaybederken 80 kişi yaralandı. Son 10 günde katledilen Filistinli sayısı ise 487'ye yükseldi. Evet, Hizbullah da karşılığını veriyor ama hala Gazze'deki son duruma baktığımızda da maalesef ki içler acısı. Bombardımanın altında kalan insanlar canlı canlı diri diri yakılarak can verdi. Bu da tüm dünyanın ayıbı olarak kayıtlara geçti. Şimdi yorum var. Yorum okuduktan sonra Ulusal Gazete turumuzu tamamlayıp ardından da reklama gideceğiz. Ekrem Kemeç yazmış. "Günaydın, hayırlı sabahlar Büşra Hanım. Sağlıklı, huzurlu bir gün diliyorum. Ordu günlerine dört gözle bekliyoruz. Sizleri bekliyoruz. İstanbul'dan kucak dolusu sevgiler." demiş. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle günaydın diyelim, hayırlı sabahlar. Evet, Kasım ayında düzenlenecek İstanbul'da Ordu Günleri Yenikapı Etkinlik Alanı'nda. İnşallah bizler de
Hani ben olamasam bile bizim Altay TV ekibimiz orada olacak. Canlı yayınlarla birlikte izleyenlerle olacaklar efendim. Tüm orduyu merak edenleri, orduları da Kasım ayında Yenikapı etkinlik alanına bekliyoruz. Yine tabii duyurularımızı da sıklaştıracağız vakit yaklaştıkça. Şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamların ardından yerel gazete turumuzla devam edeceğiz. Sevgili izleyenler, reklamların ardından Ekran Gazetesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde ulusal gazete turumuzu gerçekleştirmiştik. Şimdi yerel gazetelere bakacağız. Önce şöyle bir manşetleri sizlerle birlikte inceleyelim. Manşetlerde hangi haberler yer almış bir bakalım. Ordu Olay gazetesine baktığımızda açın kapıları, Kokarca ile toptan savaş başlıyor. Bugün itibariyle biliyorsunuz ki topyekün bir mücadele başlıyor. Kokarca ile ilgili evet bu zamana kadar bir mücadelemiz vardı zaten, hem ilaçlama hem mekanik mücadele devam ediyordu. Ancak bugün itibariyle artık valiliğin de başkanlığında, Ordu İl Tarım ve Müdürlüğü'nün de yine himayelerinde bir topyekün mücadele başlıyor. Bununla ilgili haber Ordu Olay gazetesinin manşetinde. Ordu Hayat'a baktığımızda ordular haykırdı, yaylalarımıza dokunma ifadesi yer alıyor. Perşembe yaylası ve Korgan'daki yaylaların maden sahasına açılmasına ilişkin karar, yürütme kararı durdurulmuştu. Konuyla ilgili haberde Ordu Hayat gazetesinin manşetinde. Ordu yoruma baktığımızda ise fındık ağır yaralı, kivi hasarsız atlattı ifadesi yer alıyor. Kokarca sebebiyle geçtiğimiz yıl kivi de ciddi oranda zarar görmüştü. Ancak bu yıla baktığımızda kivi hasarsız atlattı başlığıyla karşımızda. Tabii ki önemli, özellikle üreticilerin bu noktada en azından kividen etkilenmemesi değerli bizler için. İnşallah fiyatı da güzel buldu üreticiler bu yıl içerisinde. Umarım ki yakın bir zamanda hasadı da başlayacak kivinin. Bu da onlar için güzel bir gelir kaynağı olacaktır. Birazdan Ordu Yorum gazetesinde onun da detayını değerlendireceğiz. Şimdi ilk gazetemizle Ordu Olay'la gündemimize başlayalım. Açın kapıları, Kokarca ile toptan savaş başlıyor. Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu'da bugünden itibaren kahverengi kokarca ilaçlamasının mahalle mahalle Kabataş, Korgan, Kabadüz ve Gürgentepe'de başlatılacağını söyledi. Yılmaz, hava sıcaklığına göre ilaçlamanın daha sonra Ordu'nun 15 ilçesinde yapılacağını kaydetti. Detayına bakacak olursak Sayın Yılmaz'ın açıklamaları yer alıyor. Özellikle nasıl mücadele edileceği ile ilgili açıklamalar var. Hava sıcaklığına göre ilaçlama takvimi. Ordu'da yapılan toplantılarda kahverengi kokarca eylem planı oluşturulduğunu ve belli bazı kararlar alındığını belirten Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, bu plan doğrultusunda kahverengi kokarcaya karşı tüm kışlakların ilaçlanması hedefleniyor. Şu anda kahverengi kokarca hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak kışlaklara doğru çekiliyor. Yüksek ilçelerde hava sıcaklığı daha düşük olduğu için biz ilaçlamaya yüksek ilçelerden başlayacağız. Buralarda sıcaklıklar 17 dereceye kadar düştü. Hatta 14 dereceye kadar düşmesinin kahverengi kokarcanın kışlaklara çekilmesi açısından daha iyi olacağını değerlendiriyoruz dedi. Bir diğer başlığa baktığımızda ise birinci etap Kabadüz, Korgan, Kabataş, Korgan, Kabadüz, Gürgentepe. İlk etapta Kabataş, Korgan, Kabadüz ve Gürgentepe'de kışlak ilaçlama çalışmasının başlatılacağını aktaran Yılmaz, hava sıcaklıklarını da takip ederek ilaçlama çalışması daha sonra ikinci etap Çamaş, Çatalpınar, İkizce, Çaybaşı ve Ulubey'de devam edecek. Daha sonrasında ise sahil kesiminde ilaçlama çalışmalarını yapacağız. Bilindiği üzere sahil kesiminde hava sıcaklığı daha geç düşüyor. Biz bu çalışmalarda ilaç desteği veriyoruz. Muhtarlarımız da burada önemli görevler üstlendiler. Onların oluşturduğu ekipler ilaçlama çalışmalarını yapacak. Kaymakamlarımız da muhtarlarımızla toplantılar yaparak bu konuda koordinasyonu sağladılar diye konuştu. Aslında pek çok kurum ve kuruluşun topyekün mücadeleye destek verdiğini aslında bu başlık altında anlayabiliriz. Mücadelenin tamamı değil ama önemli bir aşaması diye de bir başlığımız var. Son başlık.
Kahverengi kokarcanın çekilebileceği bütün kışlakların ilaçlanmasının hedeflendiğini dile getiren Yılmaz, elbette bu yapılınca bütün görevimizi yerine getirmiş olmuyoruz. Sadece kahverengi kokarca popülasyonunun önemli oranda azaltılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Mücadelenin devam etmesi gerekiyor. Mayıs'a kadar mekanik yani elle imha süreci devam edeceği gibi Mayıs'ta yani kışlaklardan çıkış aşamasında yine kimyasal ilaçlama yapılacak. Feromon tuzaklar kurularak cezbet yok et yöntemiyle yine mücadele edilecek. Temmuz'a kadar bahçelerde ilaçlı mücadele yapılacak. Biyolojik mücadele sürecek. Samuray arısı salınacak. Yani tüm unsurlarla mücadele sürecek dedi. Bugün itibariyle başlıyor dediğimiz gibi. Şimdi ilk olarak Kabataş, Korgan, Kabadüz ve Gürgentepe ilçelerinde başlayacak. Yüksek kesimli şu anda havanın daha fazla soğuduğu ilçelerde başlayacak. Tam kokarcanın artık kışlaklara girmeye başladığı noktalardan birkaç tanesi buralar. Ardından da 15 ilçede tabii sıcaklığa bağlı olarak değişecek. O 15 ilçede de etap etap yine çalışmalar başlayacak, topyekün mücadele başlayacak. İlaçlama çalışması olacak özellikle kışlaklarda. Mayıs ayında yine hani böyle ilerleyeceğiz, bu yılı bitireceğiz artık Mayıs ayına yeni sezona gelirken de yine bir ilaçlama çalışması olacak. Bunun yanı sıra yine elle mücadele imha yöntemine girerek yine vatandaşlar mekanik mücadeleye destek verebilirler. Muhtemelen Temmuz ayı içerisinde de yani 2025 yılından bahsediyorum. Temmuz ayı içerisinde de yeniden doğaya samuray arısı salınabilir. Samuray arısı da biliyorsunuz ki kahverengi kokarcanın yumurtasını parazitleyerek onunla mücadele ediyor. Umarız ki o döneme kadar da kahverengi kokarca noktasında artık büyük bir gelişme kaydetmiş oluruz. Popülasyonunu azaltmış oluruz. Bu kışlak çalışmaları çok önemli. İçerisinde valiliğin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, ilçe tarım müdürlüklerinin, bir yandan kaymakamların ve en önemlisi muhtarların olduğunu biliyoruz bu grup içerisinde. Onların da tabii başarısıyla ve özellikle iletişim noktasında sıkıntı yaşamadan vatandaşlara ulaşmasıyla bu mücadelenin de üstesinden gelinecek diye düşünüyorum ben. Herkese kolaylıklar diliyorum. Şimdi haberliğine devam edelim. Deprem korkusu Ordu'ya yöneltti. Deprem korkusu çoğu kişiyi Ordu'ya yöneltti. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kişi Ordu'dan ev ve arsa almaya başladı demek istemişler yanılmıyorsam. Evet, özellikle deprem ülkemizin gerçeği diyoruz. Evet, Ordu direkt aktif hayatının geçtiği bir yerde bulunmuyor ama komşu illerine baktığımızda özellikle yüksek kesimli ilçelerin komşu illere yakınlığı göz önünde bulundurulduğunda olası bir depremden ciddi manada etkilenebilir ama pek çok yere göre özellikle metropol şehirlere göre İstanbul'a göre daha güvenli olduğu için vatandaşlar göç ederken buraları tercih edebiliyor. Ordu da bu noktada tercih edilen illerden bir tanesi oldu. Şimdi yine haberle devam edelim gündemimize. Attığınız gübrenin fayda vermesi için toprak analizi yaptırın. Evet, bir yandan kahverengi kokarcayla mücadele ediyoruz ama toprağımızı, bitkilerimizi, fındığımızı yeni yıla, yeni sezona hazırlamamız gerekiyor. Bununla ilgili haber. Ordu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gereğinden fazla ya da az gübre kullanmamak için ihtiyaç duyulan gübrenin miktarı, çeşidi ve zamanının doğru belirlenmesi ve yanlış gübre uygulamalarıyla toprağın fiziksel yapısında bozulmalara neden olmamak için toprak analizi yaptırmayı ihmal etmeyiniz uyarısında bulundu. Bu uyarıyı yaptı. Şimdi tam bu süreçte toprak analizi süreci. Topraklarınızı tabii ziraat mühendislerinin aracılığıyla ya da onların önerdiği şekilde bahçenizden alarak analize götürebilirsiniz. Analiz sonucunda da toprağınızın neye ihtiyacı varsa bununla birlikte sadece toprak değil yaprak analizi de ön plana çıkıyor. Belki siz gübreyi toprağa atıyorsunuz ama köklerle beslenemiyor. Bir yaprak analizine de bakmak önemli. Bu analizlerin sonucunda da gübrenizi, bakımlarınızı bu şekilde yaptırabilirsiniz. Bununla ilgili de çağrı bu yöndeydi. Şimdi yine haberle devam edelim gündemimize. Ordu hayattan devam ediyoruz. Ordular haykırdı, yaylalarımıza dokunma. Şimdi manşetin detayına baktığımızda ise Ordu'nun Aybastı Perşembe Yaylası'nda yaylalarda yapılması planlanan madencilik faaliyetlerine karşı yaylalarımıza dokunma sloganıyla geniş katılımlı bir miting düzenlendi. Ordu başta olmak üzere Samsun ve Giresun gibi çevre illerden gelen vatandaşlar
yaylaların korunması için tek ses oldu. Miting Korgan Aybastı Kabataş Yaylalarını Koruma Platformu önderliğinde düzenlendi ve yaylaların maden arama çalışmaları nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına dikkat çekildi. Doğanın korunması çok önemli. Doğal güzelliklerimizin korunması. Ordu'da da doğal güzellikler gerçekten de fazla. Bu noktada korunması için de maden sahası haline getirilmemesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili de çeşitli sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler bir araya gelerek de miting gerçekleştirdi. Özellikle bu noktalarda yapılacak olan maden arama çalışmaları da yürütme kararı durduruldu. Mahkemeden böyle bir karar çıktı. Bu da sevindirici yanıydı. Özellikle yaylalarımızın korunması, doğal güzelliklerimizin korunması adına önemli bir gelişme olarak da kayıtlara geçti. Şimdi haberliğine devam edelim gündemimize. Seyit Torun'dan Fas'a çevre yolu çağrısı. Bunun tekrar üzerinde durmak istiyorum. Aslında haberi bir kez daha ekranlarınıza getirmemin sebebi de bu. Önemli çağrılardan bir tanesiydi bence. Gerekli olan, yapılması gereken yollardan bir tanesi Fas'a çevre yolu. Şöyle detayını tekrar sizlerle buluşturacağım. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Seyit Torun, Fas'a Bolaman yolunda meydana gelen bir trafik kazasında bir vatandaşın hayatını kaybetmesinin ardından yol güvenliği ve bitmeyen projelerle ilgili açıklama yaptı. Özellikle orada 59 yaşındaki bir kadın Nazife Karaca isimli vatandaşımız hayatını kaybetti yaya yolundan karşıya geçmeye çalışırken. Özellikle Fas'ta Bolaman yolunda. Bu noktanın tehlikeli olduğunu, zaman zaman trafik kazalarının yaşandığını, yayalara yine çarpıldığını görebiliyorduk. Bu kez de maalesef ki acı bir haberle karşımızdaydı. Hayatını kaybetti 59 yaşındaki Nazife Karaca. Bunun ardından da Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Seyit Torun da bölgeye giderek burada önemli açıklamalarda bulundu. Fas'ta çevre yolunun bir an önce hayata geçmesi gerektiğini, bir an önce yapımına başlanması gerektiğini altını çizdi. Kamuda tasarruf tedbirlerine kesinlikle takılmadan bu yatırımın artık program dahiline alınması gerektiğinden bahsetti. Önemli çağrılardan bir tanesiydi bence de. Çünkü hem burada yayaların can güvenliği tehlikede, hem insanların kaza yapma riski olduğu için sürücü olarak da canları tehlikede. Bir de bu çevre yolu olmaması sebebiyle özellikle yağışların çok olduğu dönemlerde o Karadeniz sahil yolu inanılmaz bir yoğunlukta oluyor. Bir yandan yağışın etkisi, bir yandan o trafik kalabalığı, o yoğunluğu o yol artık kaldırmıyor. Bu yollar kaldırmıyor. O yüzden çevre yolu elzem bu nokta için. Hem o yolların rahatlaması, şehir içi, ilçe içi trafiğin rahatlaması adına önemli çağrılardan bir tanesiydi diye düşünüyorum. Arkadaşlarımdan rica ediyorum, yönetmenim Esra'dan son gazeteden kaç haberimiz kaldığı ile ilgili bana bilgi verebilirse, son seçmiş olduğumuz gazeteden bununla ilgili de bakalım neler yapabiliyoruz. Şimdi bir sonraki haberle devam edelim gündeme. Devam edelim. Ordu'da pembe renklerle meme kanserine dikkat çekildi. Şimdi detayına bakalım. Meme kanseri farkındalık ayındayız, Ekim ayı içerisinde. Bununla ilgili de hem sivil toplum kuruluşları, hem hastaneler, hem yetkili isimler, doktorlar kimi zaman farkındalık açısından önemli etkinlikler gerçekleştiriyor. Bu kez de farklı bir etkinlikle karşımızdalar. Detayına bakalım. Ordu Ekim ayında meme kanseri farkındalık ayı kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Medikal Park Ordu Hastanesi tarafından düzenlenen etkinlik, sağlıklı yaşam ve kanserle mücadelede farkındalık yaratmayı hedefledi. Evet, meme kanserinde özellikle tabii tıbbın gelişmesi, meme kanserinde büyük bir ivme kazandığımızı işaret ediyor. Eskisi kadar tehlikeli ve ölümcül görülmüyor, ancak yine de ciddi hastalıklardan bir tanesi. Erken tanı çok önemli meme kanserinde de, her kanserde olduğu gibi. Özellikle kadınların belli aralıklarla kontrolden geçmesi, herhangi bir kist eğer kendileri muayene ettiklerinde, ki bu çok önemli, kadınların kendilerini de muayene edebiliyor olması. Eğer bilmiyorsanız bu konuyla ilgili işin uzmanından yine yardım alabilirsiniz. Kendi muayenenizi nasıl yapabilirsiniz diye, bununla ilgili de yine çalışma yapılabilir. Erken tanı çok önemli. Herhangi bir kitleye rastladığınızda, elinize herhangi bir kitle geldiğinde ya da bir ağrı, bunun yanı sıra diğer belirtileri görüyorsanız lütfen en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Bunun yanı sıra
yıllık ya da aylık, hani 6 aylık olabilir. Doktorunuz size ne öneriyorsa bununla ilgili de lütfen erken tanıyı yine harekete geçirmek için de kontrollerinizi aksatmayın. Benim kadınlara verebileceğim tavsiye bu noktada, bu yönde. Şimdi meme kanseri farkındalık ayındayız. Bu kez de yine bir hastanenin, Ordu'da faaliyet gösteren özel bir hastanenin etkinliği vardı. Pembe giyindiler. Hatta gazetede de görüyorsunuz, özellikle kadınların farklı tonlarda pembe kıyafetlerle etkinlik gerçekleştirdiğini, ellerindeki dövizlerle, pankartlarla da bu farkındalığı yarattığını görebiliyoruz. Meme kanserine dikkat çektiler diyelim bu hastane. Şimdi bir sonraki haberle devam edelim gündemimize. Ordu Yorum gazetesiyle devam ediyoruz. Fındık ağır yaralı, kivi hasarsız atlattı. Ordu'da fındık üreticilerine büyük darbe vuran kahverengi kokarca, fındıktan sonra kent ekonomisine büyük katkı sağlayan kiviyi teğet geçti. Bu sevindirici haber. Şimdi detayına bakalım haberimizin. Kiviye dokunmadı. Ordu'da fındıktan sonra üreticilere en çok gelir getiren kivinin hasadına yaklaşık 2 hafta sonra başlanacak. Ordu'da fındık başta olmak üzere sebze ve meyveye zarar veren kahverengi kokarca kiviye dokunmadı. Kivi üreticinin mücadelesi, üreticisinin mücadelesi işe yaradı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, fındık bahçelerini istila eden ve üretime darbe vuran kahverengi kokarcanın kiviye zarar vermediğini belirterek kivi üreticileri ilaçlama yaparak önlem aldı ve bu da işe yaradı dedi. Başkan Soy'dan Ordu ekonomisine yaklaşık 200 milyon lira gelir sağlaması beklenen kivide kokarcı olmamasının bölgemiz için sevindirici olduğunu söyledi. Yeni sezonda 1. sınıf kivinin kilogramı 40, 2. sınıf kivinin 25, 3. sınıf kivinin kilogramı ise 10 liradan satılacak. Bakın, ilaçlama çalışmasının ne kadar önemli olduğunu görebiliyorsunuz bence sizlerde. Şimdi baktığımızda fındıkta çok çok ciddi zararlarla karşı karşıya kaldık. Kahverengi kokarca sebebiyle. Bunun yanı sıra ülkemizde farklı noktalarda farklı meyve sebzelerde sıkıntı yaşadık. Geçtiğimiz yıl neredeyse yarı yarıya zarar vermişti kiviye de. Ancak bu yıl üreticinin tabii doğru işlemi, özellikle kimyasal mücadeleyi sürdürmesi kivinin bu zararlıdan teğet geçmesi anlamına geldi. Şimdi sonucuna baktığımızda da hem güzel bir rekolte bekleniyor, hem fiyat olarak üreticiyi memnun eden bir fiyat. Bir de kivi üreticisinin şöyle bir yararı var. Şimdi kiviyi aynı fındık gibi alıp stoklamıyorlar. Özellikle bahçede toplayıp o an içerisinde satışı gerçekleşiyor ve veriyorlar, teslim ediyorlar, hemen paralarını da alıyorlar. Kivinin de aslında bu noktada üretici açısından iyi yanı bu diyebiliriz. Kivi adına önemli bir gelişmeydi. Şimdi son haberle gündemimizi tamamlayalım. Kurul Kalesi saklı tarihi aydınlatıyor. Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olan 2300 yıllık Ordu Kurul Kalesi'nden adeta tarih fışkırdı. M.Ö. 120-63 yılları arasında hüküm süren ve Roma İmparatorluğu'na baş kaldıran Pontos Kralı Mitrates döneminde inşa edilen antik kaleden bugüne kadar kibel heykeli, Dionysus ve Pan figürüyle ve keçi biçimli hayvan heykellerinin yanı sıra 2000'e yakın eser ortaya çıktı. Ana Tanrıça Kibele heykeli çıkarılan en önemli eserlerden bir tanesiydi. Tabii özellikle arkeolojik kazılar Ordu içerisinde devam ediyor. Farklı noktalarda Kurul Kalesi, Ünye Kalesi'nde belki başlanacak. Bunun yanı sıra farklı pek çok noktada yine devam eden kazı çalışmaları var. Arkeolojik kazılar, buradan çıkarılan önemli tarih eserler var ama tarih eserler evet çıkıyor ama Ordu'da sergilenebiliyor mu? Maalesef hayır. Tabii bununla ilgili çalışma da var. Özellikle bu yaz içerisinde çok bahsettik, çok konuştuk. Eski Ordu Valiliği Hizmet Binası, hükümet konağı olarak yani bildiğimiz yer. Orası Turizm Bakanlığı'na devredildi ve özellikle bu süreç içerisinde, artık ne kadar süre içerisinde tamamlanacak henüz kesin bir tarih yok ama bu süreç içerisinde arkeoloji müzesi olarak hizmete girmesi bekleniyor. Hizmete girdikten sonra da bu, işte bahsettik de 2000'e yakın eser ortaya çıktı diye. Bu 2000'e yakın eserin pek çoğu da burada sergilenecek. Hem yerli yabancı turistlerin de yine seyrine ve ziyaretlerine açılacak. Bir yandan kazı çalışma alanlarının da yine turizme kazandırılması, buraların da
turistlerin destinasyon merkezi haline gelmesi için de çalışmalar var. Bununla ilgili de yapılanlar var. Aynı Ege'de gördüğümüz gibi farklı noktalarda kazı çalışmalarının yapıldığı noktalarda gördüğümüz gibi ziyaretçilere açık bir şekilde vatandaşların da gözü önünde bu çalışmaların gerçekleştirilmesi turizm adına da önemli gelişme sağlayacaktır diye düşünüyorum ben. Tabii orada çalışan hem kazı başkanlarımız var hem ekipleri var gerçekten. Hani böyle deriz ya iğneyle kuyu kazmak diye. Yeri geldiğinde gerçekten de iğneyle kuyu kazıp o tarihi eserleri gün yüzüne çıkarıyorlar. En zararsız şekilde zararı uğratmadan. Onlara da kolaylıklar dileyelim. Tabii yağışlı günlerde biraz ara veriliyor. Kış ayı içerisinde yine ara veriliyor kazı çalışmalarına ama özellikle bu süreçlerde devam ettiğini biliyoruz. Yaz ayı onlar için gerçekten bulunmaz bir nimet. O noktada da yaz aylarında da değerlendiriyorlar bu süreci. İnşallah nice tarihi eserin yine gün yüzüne çıktığı, belki de tarihi değiştirecek eserlerin gün yüzüne çıktığı günler diliyorum bizlere. Bu haberimizle birlikte efendim yerel gazete turumuzu tamamladık. Bir sonraki bölümde haber merkezinden Nesrin Korkmaz bizlerle birlikte olacak. Ordu'yu konuşacağız. Haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberlere göz atacağız ama öncesinde şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Sevgili izleyenler, reklamların ardından Ekran Gazetesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde haber merkezinden Nesrin Korkmaz bizlerle birlikte olacak. Ordu gündemini kendisiyle konuşup değerlendireceğiz ama öncelikle yayınımıza hoş geldin. Seninle haftanın ilk programını yapıyoruz. Mutlu haftalar. Teşekkür ediyorum. Herkese günaydınlar diliyorum. Sana da yayında kolaylıklar diliyorum. İnşallah hem senin için hem de izleyen herkes için güzel bir hafta olur. Senin için zor bir hafta oluyor. İnşallah böyle güzel dilek ve temennilerimizi iletiyoruz burada. İnşallah. Minik kediciğin inşallah böyle iyileşir, sağlığına kavuşur diye de buradan söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Tabii şifa bekleyen tüm canlar. Dün ben yayında da yayın açarken de söylemiştim. Bu insan, hayvan fark etmez. Evet. Benim şu anda bakmış olduğum bir kedi var. Şu an tedavi aşamasında ciddi hastalıklarla mücadele ediyor ve hem çok küçük olması sebebiyle gerçekten de dün veteriner hekimimiz de söyledi. Bir yaşam mücadelesi veriyor. Biz de o mücadelesine destek olmaya çalışıyoruz. Allah şifa bekleyen tüm canlara, amin, insan, hayvan fark etmeksizin inşallah şifa versin diyelim. Teşekkür ediyorum. Ne demek? Yani bizler üzülüyoruz çünkü sonuçta hani insanlar bir şekilde dile getirebiliyorlar hastalıklarını ya da anlaşılabiliyor ama hayvanlar ne yazık ki öyle bir şansları olmuyor. Ve onların da gerçekten çok böyle masum olduklarını da bildiğimiz için yani dediğimiz gibi tüm canların inşallah sağlığına kavuştuğu, böyle şifa bulduğu bir dönem olur. Artık havalar da yavaş yavaş soğudu. Hastalık mevsiminde diyebiliriz ki tam şu an onun içerisindeyim. Bir sezonu başlatmak istemiyorum grip salgınını. Allah biliyorsun korusun. Ki tüm hastalara da acil şifalar diliyoruz. Şaka bir yana artık kış kendini yavaş yavaş hissettirmeye de başladı. Havalar bir anda soğudu. 15-20 de yani 15-16 dereceye kadar gerilediğini görüyoruz. Dışarıda kalanların da Allah yardımcısı olsun. Dışarıda çalışanların da Allah yardımcısı olsun. Gerçekten çok zor şartlar. Hele bu soğuklarda çalışmak daha da zordur. Daha da soğuyacak. Umarım dediğim gibi herkes için güzel bir zaman olur, güzel bir dilim olur. Öyle söylüyorum. Evet, inşallah. Şimdi bir izleyenimiz yorum yazmış. Bir önceki bölümde yerel gazete turumuzda konuşmuştum. Recep Yılmaz, neden Kurul Kalesi'nin olduğu yere yapılmıyor müze? Günaydın, iyi yayınlar demiş. Öncelikle günaydın diyelim. Teşekkür ediyoruz. Böyle şimdi özellikle benim bahsettiğim binaya daha önce gittiyseniz eski valilik hükümet binasına gerçekten de şöyle atmosferine baktığınızda tam müze olabilecek noktada iyi bir bina ve böyle geçmişi yansıtıyor. Nedense ben o binaya her girdiğimde bunu hissediyorum. Böyle farklı bir havası ve yapısı var. Böyle bir bina boş kalmaktansa arkeoloji müzesi için de çok uygun olduğu için de hem merkezde olması, şimdi Kurul Kalesi demişsiniz. Evet, belki orada olsa çok daha güzel olabilir ama şimdi merkezi konumda olduğunda da yerli ve yabancı turist geldiğinde eğer Ordu'yu bilmiyorsa direkt Kurul Kalesi'ne gidemez. Ancak merkeze geldiği gibi merkezi noktada hemen müzeye gidebilir. Buradaki tarihi eserleri görebilir. Merkezi olması açısından da bu bina müze olarak düşünüldü. İnşallah bir an önce de hayata geçecek diyelim. Şimdi Nesrin, gündemlerden devam edecek olursak bugün aslında biraz ben de gazete turumuzda da değerlendirdim. Kışlak mücadelesi başlıyor dedik. Kışlak mücadelesi peki nasıl başlayacak, nasıl devam edecek? Bununla ilgili hazırlamış olduğumuz bir haberimiz var. Haber ekranlara gelsin.
Kahverengi kokarcayla mücadelede yeni bir dönem başlıyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana başta fındık olmak üzere birçok tarım ürününe büyük hasarlar veren kahverengi kokarcayla Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ordu Valiliği Organizesi'nde mücadele çalışmaları yürütülüyor. Ordu Valisi Muammer Erol geçtiğimiz günlerde 15 Ekim itibariyle kent genelinde kışlak mücadelesinin başlatılacağını duyurmuştu. Havaların soğuması nedeniyle kışlak olarak tabir edilen ev, ahır ve benzeri kapalı alanlara çekilen kahverengi kokarcaya karşı ilaçlama çalışmaları başlatılacak. 15 Ekim itibariyle başlayacak ilaçlama çalışmalarının ilk durakları ise Kabadüz, Gürgentepe, Kabataş ve Korgan olacak. Ardından ilaçlama çalışmaları orta ve sahil kesimlerde devam edecek. 100 binin üzerinde yapılacak kışlak mücadelesinde il ve ilçe tarım müdürlükleri ekipleri görev alacak. Ekiplerin yanı sıra mahalle muhtarlarının da ilaçlama çalışmalarında aktif rol alması bekleniyor. Evet, bugün itibariyle artık topyekün bir şekilde üreticinin dahil olduğu, tabii valiliğin, bunun yanı sıra kurum müdürlüklerinin içerisinde dahil olduğu ve en önemlisi muhtarların içerisinde dahil olduğu mücadele başlıyor. Nesrin, neler söyleyeceksin bu konu üzerinde? Artık kahverengi kokarcanın kışlak mücadelesinin başlamasıyla kışın da geldiğini böylelikle anlamış olabiliriz. Geçtiğimiz hasat sezonundan bu yana özellikle bu yıl çok farklı bir yaz sıcağı vardı ve sıcakların da artmasıyla kahverengi kokarca popülasyonunun bir önceki yıla göre daha fazla olduğunu gördük ki hatta sahil kesimlere dahi indiğini gördük. Sahil kesimlerde dahi evlerde, pencerelerde, bahçelerde çok fazla popülasyonun arttığını gördük. Yaklaşık 2,5 yıldan bu yana kahverengi kokarca ile bir savaş hali içerisindeyiz. Üreticiler de, sektör paydaşları da, kurum müdürleri de ki bu konuda hem Ordu Valiliği hem de Ordu İl Tarım Orman Müdürlüğü büyük bir mücadele veriyor. Tebrik etmek lazım gerçekten. Sadece Ordu bazında mı? Hayır, değil. Diğer Karadeniz illerinde aynı şekilde. Ama biz tabii ki kendi kentimizde yürütülen mücadele çalışmalarını ele alacağız. Büyük bir mücadele çalışması yapılıyor. En başından bu yana ve bu mücadelede çok böyle adım adım bir şekilde ilerliyor. Ortaya çıktığı zamanlar hatırlarsın nasıl mücadele edilecek, ne yapılacak hepimiz bilmiyorduk bununla nasıl savaşılacağına dair. Önce işte biyolojik mücadele, biyoteknik mücadele derken daha sonra da artık kışlak mücadelesine başladık. Kışlak mücadelesi şu anlamda büyük bir önem taşıyor. Yazın bizim kahverengi kokarcayla kendi elimizde böyle müdahale etme şansımız çok çok azdı. Çünkü bahçede, işte dallarda, evlerde ve her yerde kahverengi kokarcanın popülasyonunun arttığını görüyorduk. Şimdi kışlak mücadelesinde şöyle bir şansı var üreticinin. Kışlakta dediğimiz, işte kışlak denilen alanlar nereler? Evler, ahırlar ve benzeri alanlar. Özellikle serenler denilen Ordu'da çok fazla vardır. Kışlık malzemelerin depolandığı alanlarda kahverengi kokarcılar bir yerlerde toplanıyorlar ve toplandıkları yerlerde de orada kalıyorlar. Yani yaz mevsimi gelene kadar havalar işte 15 derecenin üzerine çıkmaya başladığında hareketleniyorlar. O yüzden kahverengi kokarcıda kışlak mücadelesinde Sayın Arslan Soydan'ın bir ifadesi var. Bizim elimize avcumuza düşüyor. Avcumuza düşmesiyle birlikte orada yapacağımız etkili bir mücadeleyle önümüzdeki hasat sezonunda kahverengi kokarcıyı minimize edebiliriz. Yani en düşük seviyeye getirebiliriz. Bununla alakalı da ne zaman başlayacak, başlayacak mı, yapılacaksa neler yapılacak konusu gündemdeydi. Geçtiğimiz günlerde önce Ordu Valiliği'nde bir kahverengi kokarca ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi ki bu toplantı biliyorsun her ay bir kere de olmak üzere mutlaka bir araya getiriliyor. Ve getirilen toplantıda kurum müdürleri ilk başta Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Kemal Yılmaz ardından diğer sektör paydaşları da o toplantı içerisinde bulunuyorlar. Nerelerde popülasyonun yoğun olduğunu, şu an son durumun neler olduğunu, kaç ekibin kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında alanlarda çalıştığıyla alakalı bir toplantı yürütülüyor. O toplantıda aldığımız ilk bilgi vardı. Diğer toplantılardan bir farkı vardı. İlaç desteği ücretsiz olarak verilecek ve ardından
Özellikle mahalle muhtarları bu konuyla alakalı artık daha aktif bir rol alacak denildi. Şöyle mahalle muhtarları büyük bir önem taşıyor. İçerisinde bulunduğunuz mahallede sizin durumunuzu bilen, nerede yoğun olduğunu bilen tek bir kişi var. Bu da mahalle muhtarı. Sonuçta o da orada bir seçilmiş bir kişi. Bununla alakalı zaten görev yürütüyor. Sadece Kokarca bazında değil, diğer olaylarda da muhtarlar büyük bir sorumluluk taşıyor biliyorsun ki. Sayın Vali Erol özellikle mahalle muhtarlarına büyük bir görev düştüğünü söylemişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan il koordinasyon toplantısında, asayiş koordinasyon toplantısında da 15 Ekim'de yani bugün itibariyle kışlak mücadelesinin başlatılacağını duyurdu. Orada da farklı bir çağrıda bulundu. Özellikle şehir dışında olan üreticiler nedeniyle bazı kışlakların geçtiğimiz yıl ilaçlanamadığını söyledi. Bu yıl mahalle muhtarlarının bu konuda daha fazla görev alması gerektiğini belirterek eğer şehir dışında üretici varsa tespit edilen, diyelim ki bir mahallede 3 tane şehir dışından geliyor. İşte biri İstanbul, Ankara, İzmir. En yakınlarına ulaşarak anahtarlar gönderilebiliyorsa anahtarlarını gönderip gönderemiyorlarsa da artık kışlakların ilaçlanmasına müsaade etmeleri konusunda rızalarını alarak kışlak mücadelesinin yapılacağını söylemişti. Lafını böleceğim ama bir izleyicimiz yazmış. Onun da hemen sorusuna cevap vermek istiyorum. İsmail Bektaş yazmış. Selamlar, hayırlı yayınlar demiş. Kapalı alanları nasıl bir ilaçla ilaçlayacağız diye sormuş. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Günaydın diyelim. İsmail Bey'in sorusuna yanıt verecek olursak da Sağlık Bakanlığı'nın ruhsatlandırdığı ilaçlar var. Biliyorsun, bu ilaçlara nereden ulaşacağız diyorsanız da İl ve ilçe tarım müdürlüklerinden, ziraat odalarından edinebiliyorsanız, eğer kendiniz bir ilaçlama yapacaksanız kapalı alanlarda, işte ahırlarda, serenderlerde, evlerde vesaire, buralarda halk sağlığını da tehdit etmeyen Sağlık Bakanlığı'nın ruhsatlandırdığı ilaçlar var. İlaç ismi veremiyoruz ancak demiş olduğum kurumlara gittiğinizde buradan bu ilaçları temin edebiliyorsunuz. Ettikten sonra da onlara zaten nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgiler de veriyorlar orada ziraat mühendisleri aracılığıyla. Bu konuyla ilgili de bilgi alıp sizler de ilaçlamaya katkı sunabilirsiniz. Onlara ulaşamıyorsanız mahallenizin muhtarına ulaşabilirsiniz. Muhtarlar bu noktada bilgilendirildi. Muhtarlar aracılığıyla da yine bu ilaca ulaşabilirsiniz diyelim. Sözü tekrar sana bırakıyorum. Şimdi kışlak mücadelesi de bugün itibariyle artık başladı. Yani yeni bir dönem başladı. Zaten geçtiğimiz günlerde hatta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü şu konuyla da alakalı çağrı yaptı. Ona da değinmek istiyorum. Biliyorsun ki biz yazın özellikle cezbet yok et yöntemi, yani feromon tuzakların bahçelerde çok fazla kullanıldığını ve bu tuzakların da işe yaradığına şahit olmuştuk. Fakat feromon tuzakların daha çok yaz mevsimi itibariyle kullanıma daha uygun olduğunu görüyorduk. Orada İl Tarım ve Orman Müdürlüğü artık feromon tuzakların bir köşeye kaldırılması gerektiği konusunda da çağrıda bulundu. Artık yani kışlak mücadelesine bu şekilde başlayabileceğimizi söyledi. Çünkü feromon tuzaklar orada bir koku yayıyor ve belirli bir ısıya da gelmesi gerekiyor. Artık o ısı olmadığı için o yöntemin etkisiz kalabileceğini de söyledi. Bugün itibariyle özellikle yüksek ilçelerde başlayacak. Aldığımız bilgiler bu yönde. Yüksek, orta ve en son sahil kesim olmak üzere mücadele çalışmaları yürütülecek. İlaçlar üreticiye gönderildi. Ücretsiz ilaç desteği verildi ki bence bu çok büyük bir adım. Çünkü üreticinin özellikle sorduğu hani ilaçları nereden alacağız, nasıl kullanacağız gibi bazı kafasında soru işaretleri vardı Büşra. Ve bu konuyla alakalı Ordu Valiliği büyük bir adım atarak ilaç desteğinin verileceğini söyledi. Desteğin artırılması gerektiği konusunda bazı siyasi isimlerden de çağrılar yükseliyor. Bunu bakanlık değerlendirecektir. Önce şu an yapılacak kışlak ilaçlaması mücadelesinin etkisini görmek lazım, bakmak lazım. Hani işte bugün ilaçladık, yarın bitti diyemeyiz. Çünkü bu çok çok uzun bir süreç. 100 bin aşkın kışlaktan bahsediyoruz. Çok büyük bir rakam, yani bunu bir anda yapabilmek çok kolay değil. Hava şartları bugün evet biraz daha elverişli ama ilerleyen günlerde daha zor ve daha çetin şartların olacağını göreceğiz. Özellikle yüksek kesimlerin arazi şartları da çok zor. Yani ilaçlama öyle hemen işte yaptım ilaçlama oldu bitti diyebileceğimiz bir şey de değil. Bu konuda mutlaka üreticiler kışlaklarını açsınlar, destek versinler, ellerinden geleni yapsınlar. Her şeyi de ekiplerden beklememek lazım. Evet, bugün ekipler her zaman sahada olacaklar, gösterecekler. Ama hani bunu bir kere iki kere yaparlar, daha sonrası üreticiye düşer diye düşünüyorum.
düşünüyorum. Çünkü ekibin bir kere yapacağı o kuştaki ilaç açılaması etkili olmayacaktır. Üreticinin bunu işte belirli rutinlerle yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yapmadığınız takdirde kokarcanın bittiğini düşünseniz de yeniden ortaya çıkacak. Hazır elimize avucumuza düşmüşken onu yakalayıp öldürelim. İlaçlama çalışmalarımızı yapalım. Hı hı. Yaptığımızda eminim çok tesirini göreceğiz, faydasını göreceğiz. Şimdi neden yüksek kesimlerden başladığıyla alakalı soruları da olacaktır büyük ihtimal izleyicilerin. Çünkü yüksek kesimlerde fazlasıyla yoğun olduğu görülmüş. Ve yüksek kesim özellikle dediğimiz gibi hava şartlarından dolayı ilerleyen zamanlarda gidemeyeceğimiz alanlardan birisi olacak, ilçelerden birisi evet. olacak. İşte Kabataş, Kumru, Korgan, Gürgentepe gibi ilçelerden bahsediyoruz. Buranın kışın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Oralara kışın gitmenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Hazır mevsim müsaitken yapalım. Evet. Bir de şu anda evet. oralar soğuduğu için tam kışlaklara tam, girmeye başlamışlar evet. kokarcalar. Ya, tabii yani buraya göre 5 derece daha düşük oluyor oranın hava sıcaklığı. Hatta bazı yerlerde ilerleyen günlerde acaba kar yağış olur mu diye bile düşünmüyor değilim. O yüzden inşallah çok güzel bir mücadele çalışması yürütülür ve bu konuda diğer Karadeniz illerine de örnek oluruz. Sadece Ordu'da yok, Giresun'da evet. var, Trabzon'da var, işte Artvin zaten bunun ana illerinden bir tanesi. Yani Gürcistan sonrası Artvin'de görülmüş ve Artvin'den bütün Karadeniz'e yayıldı. Sadece Karadeniz'de de değil, Marmara'da dahi görülüyor. Ama çalışmaların en yoğun yürütüldüğü illerden birisi Ordu ki... Sayın İl Müdürümüz de bu konuda koordinatör seçildi. Haliyle şimdi tabii çalışmaların sonucu merak ediliyor. Tabii ki aceleci olmamak lazım. Özellikle üreticinin rehavete de kapılmaması gerekiyor. İşte ilaçlama çalışması yapıldı, kokarca bitti diye bir rehavete kapıldık geçtiğimiz yıl. Bunun eleştirisi yapıldı biliyorsun ki. Yapılmasın. Şehir dışında olanlar varsa... Gerçekten yoğun alan bölgelerde yani her üreticiyi demedi Sayın Vali Erol. Dedi ki yani yoğun olan ve gerçekten o kokarcanın görüldüğü kışlaklar bazen biz açamıyoruz ve açamadığımız için ilaçlayamıyoruz demişti. Varsa versinler anahtarlarını, çok zor bir şey değil. Hani güvenmeme konusunda bir şey diyemiyorum ama sonuçta mutlaka bir aile büyüğünüz yaşıyordur orada. Verilsin ve kışlak mücadelesine destek verilsin. Bu konuyla alakalı Ordu örnek bir il seçilsin. Ordu her zaman fındıkta bir numaraydı ama eğer gerçekten kışlak mücadelesini yürütmezsek, kokarca ile alakalı çalışmalar konusunda eksik davranırsak, bu konuyla alakalı gerekeni yapmazsak belki Ordu fındık üretimindeki liderliğini kaybedecek evet. ve ihracattaki bu elimizdeki liderliği kaybedeceğiz ve bunun ne kadar büyük bir kayıp olduğunu hepimiz biliyoruz. Sadece kent ekonomisine değil, ülke ekonomisine de büyük zararlar evet, verilecek. Milli servetimizin evet. yok olması anlamına ya geliyor. Bunu göz göre göre yok etmek evet. anlamına geliyor. Ve fındığın pandemisi deniliyor artık genel anlamda. Bu pandemiye karşı savaşı kaybetmek anlamına gelir. Biz bir COVID'e karşı savaşı kazandık. Şimdi bir de fındığın pandemisine karşı kazandım ve herkes elinden geleni yapsın. Evet. Bir kez de altını çizelim. Bugün itibariyle başlıyor artık mücadele. Destek vermek isteyenler ilgili kurum ve kuruluşların müdürlükleriyle, ziraat mühendisleriyle, ziraat odalarıyla, muhtarlarla iletişime geçip destek de verebilirler diyelim. Şimdi bir sonraki gündemimize geçecek olursak ülkenin her bir yanından bıçaklı saldırı haberleri geliyor Nesrin özellikle. Ordu'da yaşanmaz diyorduk ama maalesef ki evet. alışveriş merkezinde geçtiğimiz günlerde bir benzer olay yaşandı. Şimdi o olayın detayına bakalım. Ordu'da korkutan bıçaklı saldırı. Altınordu ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde yaşanan olay vatandaşları korkuttu. AVM'nin yemek katında elinde kesici bir alet bulunan bir kişi iddiaya göre çevredeki insanlara saldırmaya çalıştı. Olay yerine hızla müdahale eden güvenlik güçleri saldırganı etkisiz hale getirdi. Neyse ki olay sırasında kimseye zarar gelmedi. Yaşanan bu gerilim dolu anlar AVM ziyaretçileri arasında kısa süreli bir paniğe yol açtı ancak olay hızlıca kontrol altına alındı. Şu anda Türkiye'nin farklı noktalarında yaşanan bu bıçaklı saldırılara Ordu'da eklendi. Alışveriş merkezinde bir saldırgan tabii uyuşturucu madde etkisinde olduğu söylendi sonrasında genç bir vatandaş.
burada bıçaklı saldırı düzenledi. Tabii birkaç dakika içerisinde güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi ama Allah korusun, yani oraya çıkana kadar bile, yemek katına çıkana kadar bile birine yaralayabilir, evet, zarar verebilirdi. Aslında burada bence tartışılacak konu, güvenlik olmasına rağmen kapıda o bıçakla nasıl girebildi? Şimdi tabii tedirgin yaşıyoruz, elimiz yüreğimizde yaşıyoruz. Sen de bir kadın olarak bunu fazlasıyla derinden hissediyorsun son günlerde. Sen bu saldırı anında da o süreç içerisinde de alışveriş merkezindeydin. Evet. Sen neler hissettin? Tesadüfen yaşıyoruz, öyle söyleyebilirim artık. Yani bunu söyleyecek raddeye geldim. Şöyle, olayın olduğunu ben bilmiyordum. Mesai sonrası hani bir yemek istedim. Sonra içimden bir ses, yani tam yani o alışveriş merkezinin giriş katındaydım. Güvenlikten içeri adım atacakken içimden bir ses girme dedi ve girmedim. Tam yani o olayın yaşanacağı sıralarda girmekten vazgeçmişim, öyle söyleyeyim. Eğer orada olsaydım yaşayacağım tedirginliği asla unutamazdım. Yani uyuşturucu madde etkisinin olduğu için bıçaklayamamış gibi bir teselliyle biz şu an farkındaysan ekrandan konuşuyoruz. Evet. Bunu konuşmamamız dahi gerekiyordu. Belki yemek katında olsaydım sadece kendi adıma konuşmuyorum. Bir kadın olarak kendimi savunmam hani diğerlerine göre daha zor olduğu için. Ama gerçekten orada olsaydım yaşayacağım tedirginliği hayatım boyunca unutamazdım ki orada olanlar da zaten bu tedirginliği asla unutamamıştır. Bir de pazar günü çoluk çocuk belki tam de alışveriş merkezine giden aileler var. O katta muhtemelen çoğunlukla çocuklar oluyor, sen de biliyorsun. Saat, yani olayın gerçekleştiği saat çok geç bir saat değil. Yaklaşık 7.30'da 8 arası bir saat, öyle de söyleyeyim. Yani o saatler arasındaydı. Büyük ihtimal 8'e çeyrek kala gibiydi. Çünkü sonrasında AVM'nin önünde bir telaş yaşandığını gördüm ama hakim de olamadım. Şimdi benim korkum şu. Eli bıçaklı ya da işte uyuşturucu madde etkisindeki insanlar sokakta rahat rahat gezebiliyorlar. Bunların gezdiği yetmiyormuş gibi. Artı insanların toplu halde bulunduğu, ihtiyaçlarına giderdiği alanlarda da elini kolunu sallaya sallaya gezip keyfi geldi, yani keyfinden dolayı insanlara, tabii ki o uyuşturucu madde etkisi ayrı mesele, onu da tartışacağız, evet, ama olduğu için de bir anda işte yemek yiyorsun, AVM'desin, hani gideceksin evine ama sana bıçak sallayan bir kişi yüzünden hayatını kaybedebilirsin. Bu çok korkunç bir şey. Son zamanlarda bilmiyorum, biz mi çok fazla hani duymaya başladık ya da gerçekten böyle arttı mı, hani ardarda arda gelmesinden dolayı mı şiddet olayları, bıçaklanma olayları ve uyuşturucu madde etkisi nedeniyle biliyorsun ki geçtiğimiz günlerde hem Konya'da hem de İstanbul'da iki bıçaklı saldırgan polislerimize saldırdı ki iki polis de aynı şekilde yaralandı. Bir tanesi yine madde etkisindeydi. Bir tanesi de psikolojik rahatsızlıkları öne sürüldüğü için polise saldırdı. Polis de olabilir, sivil bir vatandaş da olabilir ama can güvenliği konusunda tedbirlerin artırılması gerekiyor ki dediğin gibi bir alışveriş merkezinde bir kişinin bıçakla rahat rahat gezebilmesi de ayrı bir tartışma konusu. Evet. Orada can güvenliğinin en üst seviyede olması gerekiyor neticesinde. Bunlar çok korkunç ve gitgide daha da korkutan şeyler bize. Açıkçası ben o günden sonra alışveriş merkezine girmemek gibi böyle bir yani tedirginlik yaşıyorum. Girme konusunda tedirginlik yaşıyorum. Yani bugün değilse kısıtlandığı bir döneme geldik. İnan ben de aynı şeyi düşündüm. Dedim ki kalabalık ortamlardan uzak durmam lazım bu dönemde. Sonra kendi düşündüğüme de sinirlendim. Alanlarda da daha böyle güvenliğinin az olduğunu düşünüyorsun. Bir de kendime de sinirlendim. Biz onlar dışarıda rahat gezebiliyor diye eve kapanmak zorunda kalıyorsunuz. Ya başıma bir şey gelirse diye. Yani bizi artık bu hale getirdiler. Aslında onların içeride olması gerekirken. Evet, ya bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi gündeme gelmişken bir kadın olarak özellikle artan şiddet olaylarından sonra biliyorsun ki biber gazı satışlarında bir artış yaşandı. Fakat biber gazıyla alışveriş merkezine girmek yasak. Fakat bıçakla girilebiliyor. Böyle bir gündemin içerisindeyiz. Bu da bir tartışma konusu. Yani çünkü o anda hani şimdi o bir artık suç aleti olarak sayılıyor yasal olarak ama hani o anda ne yapabilirim? Ve bu benim sokakta karşıma çıkar mı çıkmaz mı endişesiyle gitmek, artık gerçekten eve giderken tek olmak istemediğim bir dönemdeyim. O yüzden Allah korusun, Allah herkesi korusun. Bir an önce bunun önüne geçirebilsin. Umarım çok kısa sürede bununla alakalı da caydırıcı önlemler gelir ki böyle bir tabloyla karşılaşmayız. Çünkü Türkiye böyle bir ülke değildi. Türkiye şiddet ülkesi değildi. Evet.
Şimdi en son Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili açıklama yaparak özellikle işte bu suç kaydı olan insanlar, işte dışarıda gezenler hala onlarla ilgili 2 yıldan az cezası olsa dahi artık dışarıda gezmeyecek dedi. Bizim de temennimiz tabii ki bunların hak ettiği yerde, içeride, cezaevlerinde olması diyelim. Teşekkür ediyoruz Nesrin yayınımıza katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Evet sevgili izleyenler, Nesrin'e veda ediyoruz ancak bir sonraki bölümde Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mehmet Ender Sönmez bizlerle birlikte olacak. Özellikle yeni vergi düzenlemelerini, katılım payını, asgari ücreti, işsizlik rakamlarını, ordu ekonomisini konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Şimdi kısa bir reklam. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi ile Ekran Gazetesi devam edecek.